Merhabalar, hemen heyecan yapmayın. Dream Refleksini size birkaç canlı örnekle anlatınca gayet iyi anlayacaksınız. Hani biliyorsunuz gazetelerde zaman zaman pişkilen bir takım haberler vardı. Kişi öldükten sonra morgda nabzının attığını fark etmişler, kontrol etmişler ve sonra hayata dönmüş. İşte bahsedeceğimiz konu biraz da bununla ilgili. Biliyorsunuz elimizi sıcak bir tencereye koyduğumuz zaman hemen elimizi geri çekeriz. Bu bir reflekstir. Veya çok meşhur bir dizi refleksi var biliyorsunuz. Patella dizinin altındaki tendonu vurduğunuz zaman ne oluyor? Ayağınız kalkıyor. Bunlar refleks. Bunlar basit, kısa yollu yanıtlar. Normalde bir sinirde aldığımız duyumları ne yapıyoruz? İlk önce omuriliğine gönderiyoruz. Omurilikten ne yapıyor? Yukarıya beyin sapına, oradan yukarıya beyne çıkıyor. Aynı şekilde aşağıya doğru geliyor ve cevap iletiliyor. Ama bazı durumlarda, özellikle acil durumlarda beyin ve beyin sapına ihtiyaç duymadan direkt omurilikten geçen kısa devre bir cevap oluyor. İşte bu da bir refleks. Peki dirilme refleksi nedir diyecek olursanız, işte dirilme refleksi ilginç bir noktada devreye giriyor. O da bir refleks. Öncelikle şunu söyleyeyim, birazdan izleteceğim görüntüler rahatsız edici olabilir. Bu uyarıyı lütfen aklınızda bulundurun. Herhangi bir şekilde beyin hasarı meydana gelmiş, yani beyin ölümü meydana gelmiş olan kişilerde boynunu çevirdiğiniz zaman veya göğsünüze baskı uyguladığınız zaman kişi tamamıyla bilinçsiz bir şekilde refleks olarak ellerini bu pozisyona getirir. İşte buna dirilme refleksi adı veriliyor. Ve kişi aslında beyin ölümü olduğundan dolayı yoğun bakımda o tarzda izlenirken birdenbire hareket etmesi, yeniden canlandığı, dirildiği anlamına geldiğinden dolayı buna dirilme refleksi adı verilmiş. Ve oradan hemen ne yapmışlar? İncil'e bağlamışlar. Niye? Çünkü İsa'nın yarattığı mucizelerden bir tanesi de Lazarus adlı kişiyi öldükten 4 gün sonra diriltmesidir. Dolayısıyla buna Lazarus işareti veya Lazarus refleksi adı verilmiş. Bunun bir üst aşaması var. O da gazete haberlerinden söylediğim gibi yeniden dirilme hadisesi. Ona da ne deniliyor? Lazarus sendromu adı veriliyor. Burada kişiler tıbbi müdahale yapılsın ya da yapılmasın herhangi bir şekilde öldüğü deklare ediliyor. Fakat bir müddet sonra nabzının attığı ve kalbinin çalıştığı anlaşılıyor ve müdahale ediliyor ve sonra hayata dönüyor. Bunların içerisinde hastanede kısa bir süre sonra kalbinin attığı tespit edilenler var. Yakınlarının gelip gördükten sonra nabzının attığı tespit edilenler var. Morga kaldırılanlar ve morgda bir polis memuru tarafından nabzı attığı tespit edilenler var. Bunun haricinde cenaze evine gönderilmiş, orada cenaze hazırlıkları yapılırken nabzının attığı fark edilmiş olan kişiler de var. Bunların içerisinde özellikle genç olanlar hemen müdahaleyle beraber normal yaşantılarına dönüyorlar. Bir kısmı ise beyinle ilgili sıkıntılar yaşıyor, beyin hasarı geçirmiş oluyorlar çünkü. Bir kısmı ise maalesef birkaç gün sonra yeniden başka olaylarla hayatlarını kaybediyorlar. Peki bunun sebebi nedir diye araştırmışlar. Bunun sebebi özellikle kalp masajı yapıldıktan sonra meydana geliyor bu. Çünkü kalp masajı yapıldıktan sonra göğüs kafesinin arasında sıkışan kalp masaj sonlandırıldıktan sonra gevşiyor. Ve gevşeyince o rahatlamayla kan doluyor ve kan dolduktan sonra tekrar atmaya başlıyor. İşin sırrı bu noktada yatıyor. Dolayısıyla bu konu da aynı zamanda hem ölümün deklar edilmesi ve onunla ilgili tıbbi etikle konu edilmiş pek çok tartışmaya neden olabileceğini de tahmin edebilirsiniz. Umarım pek karartmamışımdır kafanızı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Voilà. Isso. Muito bem. Tá violento. Do jeito que ele fez agora. Agora abaixa os braços dele. Estimula. É. Estimula a dor. Agora na articulação temporomandibular. Sem mexer o pescoço. Força. Mostrando que o paciente é um reflexo medular por causa da medula cervical. Aqui também não tem. É. Agora flete a cabeça dele. Fletindo. Isso, muito bem. Mostrando que é na medula.